Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ısı kullanmadan saçlarınızı kıvırcık hale getirebileceğiniz bir başka yöntem daha paylaşacağım. Önceki videolarımda da çok güzel bir yöntem var. Ona da bakın, bununla da sonucunu karşılaştırın. Sizin tarzınıza en uygun hangisi ise onu uygulayabilirsiniz. Bu yöntemimizde sadece tek bir malzeme kullanıyoruz. Bir adet saç bandı. Ben zaten alnı açık bir insan olduğum için pek saç bandı kullanmıyorum. Evde saç bandı yok. Onun yerine şu kışın kulakları kapatmak için bant gibi şeylerden var ya, bende onlardan vardı. Saç bandı yerine bunu kullanacağım. Sizde de muhtemelen bu tarz bir şey vardır. Bu saç bandından daha güzel şekil verir. Çünkü kalın, hem günün kalınlığı hem eni kalın olduğu için saç bukleleriniz daha kalın olur. Kalın dalga seviyorsanız bant yerine bu tarz bir şey kullanırsanız sonuç daha istediğiniz gibi olur. Yöntemi uygulamaya başlamadan önce saçlarınızı birazcık nemlendirin. Güzelce tarayın ki güzel şekil alsın. Çok da ıslak yapmıyoruz ki sonra kuruması zaman almasın. Sadece azıcık nemli olması yeterli. Şimdi bunu normal saç bandı gibi saçımıza takacağız. Şöyle ben bir taraftan yapacağım. Buklelerimi çünkü şu taraftan kullandığım için saçımı. Burada biraz daha dalga olsun istiyorum. Ha tabii iki yönde de yapabilirsiniz bunu da. Şöyle şu şekilde. Şöyle taktık. Ensemiz de güzelce açık. Azıcık şöyle yuvarlayabiliriz hatta. Çok az çünkü şu tarafları böyle kesik kesik dalga yapmasın diye hafif yuvarlayalım uçlarını. Şöyle uçları içe doğru kıvırdık. Şimdi bu bandın etrafında kalın kalın alalım. Çünkü ince ince alırsak bitmez bu saçlar. Kalın kalın alıyoruz. Bandın etrafında çevireceğiz. Saçlarınızı da kurudukça nemlendirin. Hemen kurumuş benim saçım. Birazcık daha nemlendireyim. Ellerinizi de taraya taraya alın ki güzel şekil alsın. Ucuna kadar şöyle getirdik, koyduk. Bütün saçlarımızı bu şekilde ala ala gidelim. Arkaları çok dert etmeyin çünkü arkaları da alttan birleştireceğiz sonra. Öncelikle şu yan tarafa odaklanalım. Saçınızı şöyle üçe ayırın. Bu taraf, ortası ve bu taraf olmak üzere. Şimdi biz önce bu tarafı halledeceğiz. Yine kurumuş saçım. Kurudukça nemlendirin. Bu dalgaların üstünden alabilirsiniz. Hatta alın, daha kalın kalın daha güzel olur. Her aldığım saçı kontrol ediyorum. Mesela bu çok kuru şu an. Azıcık yine nemlendireceğim. Deminki nemlendirmem nereye gitti bilmiyorum yani. Hemen kurumuş saç. Şöyle azıcık nemlendirdim. Islak olmayacak ama nemli olacak. Yine şöyle dalgaların üstünden hafif alabilirim. Şöyle şuradakileri. Şimdi şu arkayı yaptım. Şöyle son iki parçayı da yapacağım. Nemlendiriyorum yine.
Bence 60'lar partisi içinde harika bir saç modeli oldu. Bakar mısınız? İsteseniz olmaz yani. Şimdi saçımız hazır. En az 5 saat böyle bekletiyoruz. 5 saatin sonunda saçımı beraber açacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet, aradan yaklaşık 5 saat geçti ve ben hiçbir usul uygulamadım saçıma. Şimdi beraber açalım, bakalım nasıl olmuş. Saçın şeklini bozmamak için en son geldiğimiz yerden tek tek en başa doğru geri gidip açacağız saçımızı. Çok tatlı değil mi? Hiçbir şey yapmadan böyle bile çıkarım vallahi saçımı. Özellikle şu bölüm. Birazcık şekillendirelim yine. Şöyle bir havalandıralım. Şahane bir saç. Gerçekten. Bir de arkadan göstereyim. İki saçın da güzelliği başka. Bu biraz daha kalın maşa tarzı. Diğer yaptığım bornoz bağıyla olan da orta kalınlıkta maşa tarzında. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda fikrinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de deneyin, deneyimlerinizi de benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.